Ne olmuş? Benim oğlum ölemez. Yok. Yok, Rıza ölemez. Rıza. Ölmedi değil mi? Ölmedi. Ölemez. Oğlum ölemez oğlum. Oğlum görüşeceğim. Karışmayı bırak, oğlumu göreceğim. Oğlumu göreceğim. Oğlum. Ne olur açın şu kapıyı. Ne olur açın şu kapıyı lütfen. Ben oğlumu göreceğim. Allah. Allah Allah. Rıza'm. Rıza'm yavrum. Ellerimiz kırıl. Melike. Melike. Haydar. Haydar gitti oğlum. Rıza'mı öldürdüler Haydar. Danmaz. Eserini görmeye mi geldin? Eserini görmeye mi geldin? Bırak. Öldüreceğim seni. Ha? Nasıl kıydın evladıma senin yüzünden? Hayır. Her şey senin yüzünden oldu. Hayır. Öldüreceğim ben seni. Oğlumun başını gidin. Allah seni kahretsin. Tamam. Öldüreceğim seni. Sakin ol artık. Buraya gel, öldüreceğim seni. Öldüreceğim seni buraya gel. Çocuğumun başını yedin. Allah seni kahretsin. Lan Sabuncu! Lan Sabuncu! Çocuk burada uyuyormuş, biz de bağırıyoruz ha. Ne haber lan? Ne yaptın? Sen de benim gibi yalnızsın değil mi? Bir de sultan gibi bir anan var. Babanın kemiğine s**ken senin. Ama üzülme lan bence. Sen benden şanslısın. En azından soyun devam edecek. İleride büyüyeceksin. Erkek adam olacaksın. Evladın ya da evlatların olacak. Sen hepsi hepsinden isteyeceksin. Yaşlandığında yanında olsunlar. Benim öyle bir şansım yok. Ben zaten yalnızım. Ben hep yalnızım da. Şu dediklerini duyan da seni bir an olsun insan zanneder Hazar ha. Ama bir an sadece. Öyle 3 saniye falan. Yok yok, 3 çok oldu. 2 saniye. Piç, 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 piç. Hop. Ne yapıyorsun sen burada ya? Çekil çocuğumun yanından, çekil. Ya uyandırmışsın zaten dilili dilili dili elinde telefon. Çekil. Lan konuşma lan, tamam lan, tamam. Tamam. Kuzum. Alo, Resul dayı. Dur, bekle. Söyle hele dayı. Senin işin tamam yeğen. Selam oğlu sizlere ömür. Mekanı cennet olsun. Amin. Allah rahmet eylesin o zaman dayı. Eyvallah be dayım. Bu iyiliğinizi unutmam. Sözünü unutma bize yeter. Ne söz verdiysek o, sen merak etme. Kalsa alacaklar.
Azer. Üçüncü Rıza Selamoğlu dönemi de kapandı. Vay be Selamoğlu. Artık o kibirin, o ortalığı yıkan sesin yok. Ne yapacağız? Şş, şş. Hadi be güzel oğlum ya. Uy artık be anneciğim. Gerçi sen de haklısın tabii. İnsan gözünü açar açmaz o zebaniyi karşısında görünce uyku muyku hak getirir. Hadi be annem. Hadi gülüm. Şş. Dandini dandini dastanım. Danalar girmiş bostana. Kabustancı. Şuna bak şuna. Azer elini kor ateşlere dalırsın. Bu da orada öyle otursun. Sanırsın yedi köyün ağası. Kimsesizlerin kimsesiz. Yürü la Azer yürü. Hayırlı haberlerim var savcı efendi. Bitmiş mi? Ha? Tamam mı? Tamam, tamam. Rıza Selamoğlu sizlere ömür. Artık bu topraklarda Rıza Selamoğlu diye biri yaşamıyor. Onunla beraber soyu da bitti. Puf oldu. Günün en güzel haberi bu işte. Aferin Azer. Bundan sonra çiftlikte el ele vereceğiz. Ama ipin kimin elinde olduğunu unutmayacağız tabii. Anlamadım. Yorgan gitti, kavga bitti. Rıza'yı istedin, ben de verdim. Ne çiftliği, ne ipi, ne kuşağı hacım ha? Bundan sonra olacakları söylüyorum Azer. Burada ikimizin sözü geçecek artık. İkimiz? Hangi ikimiz? Ha? Sen kimsin lan? Ha? Haddini bil savcı. Benim babamın toprağına abimin kanı üzerinde bir kadın gelip oturmuş. Bir de seninle mi uğraşacağım lan ben? Ha? Savcı, buranın ağası da beyi de benim. Bundan önce de böyleydi, bundan sonra da böyle olacak. Senle müstakbel karında rahat rahat takılacaksınız. Hepsi bu, o kadar. Tamam canım, sen beyliğine devam et. Ona bir itirazımız yok. Sadece artık tek başına değilsin. Onu bil de. Müdürüm, isyan çıktı çıkacak. Ortalık yangın yeri. Ne yapacağız? Bir şekilde halledin. Ne gerekiyorsa yapılsın. Gerekirse jandarmalar girsin koğuşlara. Elebaşları bulunsun. Tek odaya konsun. Emredersiniz müdürüm. Bu arada revirdekiler de Rıza Bey'in son işlemleri için bekliyorlar. Bilginiz olsun. İsterseniz siz çıkmayın. Ben ilgilenirim. Olmaz. Sen işine bak. Ben giderim. Emriniz olur. Ah Rıza. Ah, burayı başımıza yıkacaklar sayende. Rıza Bey'in koğuşunda isyan var. Koşun müdahale edin hemen. Müdür Bey, olanları görüyorsunuz değil mi? Başımıza büyük iş alacağız. Üzerimize kalacak. Ne olur beni bu işe fazla bulaştırmayın. Bir başkası ilgilensin. Sen ne diyorsun doktor? İş işten çoktan geçti. Bulaşmak ne demek? Dizlerimize kadar içindeyiz artık bu işin. Yapmayın, ikimizi de mahvedecekler. Eğer dediklerimi yaparsanız hiçbir şey olmaz. Hem geri dönüşü yok artık. Çıkarın bunu aklınızdan. Siz işinize bakın. Rıza.
Zaten daha iyisin ya. İyiyim Hasan. İyiyim. Yaşıyorum işte bak. O nasıl laf Rıza? Yaşayacaksın elbet. Hatta bundan sonra daha çok yaşayacaksın inşallah. Maşallah. Verilmiş sadakan bu olur Hasan. Sen benim dediklerimi yaptın mı? Yaptım. Yaptım ama doğru mu yaptım emin değilim. Dışarıdakiler kahroldu. Ailen, annem perişan vaziyette. Doğru yol bu mu bilmiyorum Rıza. Dur aman Rıza ne yapıyorsun? Tamam önemli değil. Sen Canan'ın dediklerini unutma tamam mı? Canan'ın dediklerini dinle. Seninle de ödeşmiş olacağız böylece. Tamam Rıza. Hapishanedekiler haberi duyunca ayaklandı. Haber bütün koğuşlara yayıldı. Ayaklanma çıktı. Bir de bunlarla uğraşıyoruz Rıza. İşte en doğrusu bu. Her şey inandırıcı olsun. Sen Canan'a haber verdin mi? Nerede? Yolda. Gelecek. Bu plan işinize yarayacak mı? Emin misin Rıza? Yarayacak Hasan. Yaramak zorunda tamam mı? Bana bunu yapanların, depolarımı yakanların hepsinin hesabını ödeteceğim. Hepsine cezasını vereceğim. Yarayacak. Tamam mı? Müdürüm, mahkumlar sakinleşmiyor. Rıza Bey'i bize gösterin. Katilini bize verin diyorlar. Koğuşu ateşe vermekle tehdit ediyorlar. Jandarmalar müdahale etti. Aman müdahale sert olmasın. İş büyümesin. Bir şey daha var. Savcı Bey gelir de Rıza Bey'in cenazesini görmek isterse ne diyeceğiz? Bilmiyorum. Bunu o zaman düşünürüz. Bana bak. Sen yeter ki bundan sonra beni müdürünü satma. Tamam mı? Savcıya bir şey konuşma. Mecburdum beyim. Sen de beni anla. Boynumuz sana kıldan ince biliyorsun. Kusurumuza bakma. Öyle mi oldu şimdi? Neyin kusuruna bakmayacağım? Neyse. Savcı Canan her şeyi biliyor, haberi var. Merak etme. Eğer işine gücüne, ekmeğine de bir şey olursa... bundan sonra ben varım. Ömür boyu bakarım sana. Sen konuşma. Hadi sen çık. Olaylardan beni haberdar et. Eğer savcı gelirse mutlaka beni bilgilendir. Emredersin müdürüm. Beyim. Beyim. Ne oldu ne var? İnşaattan yemek arabasını bekliyorlarmış. Gelmemiş. Adamlar laf ediyormuş. Hanım ağam yok evde. Azer Bey'i de göremedim. Size söyleyeyim dedim beyim. İyi tamam da yani benim yapabileceğim bir şey yok. Azer gelsin söylerim ben. Şey beyim acilmiş. Bir arasanız. E tamam dedik uzatma söyleyeceğim. Kadir. Hah beyim. Seni aradım da bulamadım. Adamların yemeği. Tamam tamam. Canı bir bul. Sümmani'yi arasın. Benim selamımı söylesin. Ne gerekiyorsa yapsınlar tamam mı? Tamam beyim. Al bunu bahara bırak. Ne oldu Sayın Savcım ya? Ne diyordun sen? Dur bakayım. Ha. Ben bey gibi görüneceğim. Emirleri sen verecektin. Öyle değil mi ha? Çiftliğin arkasındaki büyük deha. Ama daha sen işçinin karşısında ilk günden duk yemiş bülbüle döndün. Ne yapacağız? Azar. Olmaz. İşçinin karşısında böyle durmayacaksın. Böyle durmayacaksın deyince... bana kimi hatırlatıyorsun biliyor musun sen? Geçmiş gün bak şimdi nereden aklıma geldi. Hıdır emmi vardı bir tane tamam mı? Emmi mi dayı mı her ne da işte yani. Ben de öyle küçüğüm tamam mı? Şeyi hatırlıyorum ama böyle senin gibi durduğun gibi dururdu tamam mı? Böyle dururdu. Sanırsın ki çiftliğin lordu, paşası, ağası o. Ne konuşuyorlardı biliyor musun onun hakkında? Kifayetsiz muhteris. Okumuş adamsın sen daha iyi bilirsin işte anladın sen ne olduğunu. Sonra ne oldu biliyor musun? Cavlağa çekti rahmetli. Bir de babam vardı benim Seyit Bey. Buranın ağası, beyi. Baktığı zaman konağı titreten adam. Seyit Ağa'nın yüzüne bakmaya korkarsın. Onunla Hıdır'ın arasında böyle dağlar kadar... uçurumlar kadar fark vardı anladın? Aynı seninle benim aramda olduğu gibi. Anladın mı? Anladım. Güzel hikayeymiş. Öyledir. Peki. Benim sana bir sorum var. Rıza nasıl öldü Azer? Ha? Kim öldürdü onu? Düşünsene. Şehrin önde gelen, hürmet gören, nezih insanlarından biri. Koskoca Rıza Selamoğlu. Üstelik suçlarından da aklanmış. Masum.
Tam da dışarı çıkacağı gün bir kansız, bir hain çıksın onu vursun. Şimdi bu şehrin savcısı olarak bu haini bulmak benim vazifem değil mi? Vazifem tabii. Ufak bir soruşturmayla da Resul dayıyla ve seninle olan alakasını bulmam da benim için çocuk oyuncağı. Sonrası malum. Bey, meyi dinlemezler. Kimi dinlerler biliyor musun? Bu şehrin savcısını. Peki sonra sana ne olur? Dur, sen hiç yorulma, ben sana söyleyeceğim. Sen de o Rıza gerizekalısı gibi hapislerde çürür gidersin. Hop, hop! Ağır ol Azer, ağır ol. Ben Dila'ya benzemem. Beni küçümsemeye kalkarsan gözünün yaşına bakmam, yakarım seni. Şimdi sen burada uslu uslu beycilik oynamaya devam et. Ben hapishaneye gidiyorum. Rıza'nın öldüğünü gözlerimle görmem lazım. Hadi görüşürüz. Beyim. Şırıngayla kan çekeceğim. Şırıngayla. Kuru kuyruk heriften senin bir iş çevirdiğin belliydi Azer Efendi. Ama o da tutmamış anlaşılan. Ne olmuş nasıl olursa hancar gibi kıpkırmızı kesilmişsin. Ya işte keser döner sap döner. Gün gelir hesap böyle sana döner. Ne bakıyorsun lan? Sen bir sakin ol önce. Ben şimdi içeri gideceğim, her şeyi öğreneceğim. Sonra gelip sana anlatacağım, tamam mı? Sakin ol. Canan, Rıza'yı getir bana. Rıza'mı getir. Sen de mi geldin? Ha? Eserini görmeye. Nasıl öldürdünüz evladımı? Kimi görevlendirdiniz? Ha? Hangi maşayı tuttunuz? Melike Hanım, acınızı anlıyorum ama lütfen siz de karşınızda kim olduğunu unutmayın. Ben bunu yapanları bulmaya geldim. Böyle saçma laflarınızı dinlemeye değil. Şimdi izin verirseniz işimi yapacağım. Bulmaya gelmiş. Hepiniz üzerinizdeki etikete güveniyorsunuz. Avcıları. Bana bak. Hepiniz birlik oldunuz, oğlumu öldürdünüz. Onu öldüren o elleri keseceğim. Eğer kesmezsen bana Melike Selamoğlu demesinler. Lanet olsun. Yeter artık Melike. Kalbini düşün Melike ya. Kendini öldürmek mi istiyorsun? Ha? Biraz metanetli ol artık, yeter. Nasıl oluyor? Şunlara bak. Şunlara bak, nasıl bakıyorlar. Yeter artık, yeter. Bunların hesabın sorulacağı yer burası değil Melike. Rıza'm ölmedi, yaşıyor, ölmedi. Rıza! Rıza, iyi misin? İyiyim canım, iyiyim. Merak etme. Merak etmeyin savcanım. Ufak bir sıyrık. Hemen beni aramakla çok doğru yaptınız. Bak canım, bana yaptıklarını telafi etmek için bir fırsat istiyordum. Al sana fırsat. Tamam mı? Bunu bana kim yaptıysa, dışarıda depolarımı kim yaktıysa, kim benim başımda bir şey çeviriyorsa, İşte sana fırsat, bul. Tamam mı? Bak şimdi beni öldü bilecekler. Rahat edecekler. İllaki bir açık verecekler. Artık telefonlarımı dinletiyorsun. Peşlerine adam mı takıyorsun? Ne yapıyorsan yap. Bul o şerefsizleri canım. Bul. İşte fırsat. Burada konuşulanlar burada kalacak. Kimsenin haberi olmayacak. Ben de soruşturmaya çok güvendiğim bir iki adamla gizli bir şekilde yürüteceğim. Anlaşıldı mı? Nasıl isterseniz savcı. Allah aşkına. Kimin yaptığını ikimiz de biliyoruz. Ben de biliyorum, sen de biliyorsun. Rıza, bu işin ucu kime çıkarsa çıksın, nereye giderse gitsin ben bunu yapanı bulurum. Ama beni acele ettirme.
Bana zaman lazım. İyi o zaman. Hepsini topla Canan. Acele et lütfen. Bak, ben böyle eli kolu bağlı oturacak bir adam değilim. Beni tanıyorsun. Acele et. Annen, Fatma, Melis, hepsi dışarıdalar. Perişan halindeler. Bari onlara söylesek. Olmaz. Dila da çok kötü. Bana Dila'dan bahsetme. Adını bile söyleme onu. Sen burada ne arıyorsun? Ben sana gitmeyeceksin demedim mi? Dila. Eğer bunu sen yaptırdıysan. Saçma sapan konuşma. Kocanım ben senin. Geç şimdi arabayı da beni bekle. İnsanları rezil etme bizi. Ben şimdi içeri gireceğim. Ne olduğuna bakacağım, anladın mı? Kim bunu kim yaptıysa bizzat kendim bulacağım. Döndüğümde seni arabada göreyim. Siz yaptınız değil mi? Oğlumu siz öldürdünüz. Çete. Nasıl kıydınız yavruma? Yemin ediyorum seni öldüreceğim. Bak bunu sakın unutma. Yemin ediyorum seni ben öldüreceğim. Melike Hanım, beni tehdit ettiğiniz için sizi senelerce hapislerde süründürürüm ama bu oğlunuzun acısına veriyorum bunu. O yüzden size acıyorum ve görmezden geliyorum. Şimdi izninizle. Sen kimsin ki bana acıyorsun? Sen kimsin ki bana acıyorsun? Sen kendine acı. Cenaze suratlı. Seni öldüreceğim. Melike. Yemin ederim seni öldüreceğim. Bunu bilesin. Melike. Haydar usta. Hemen annemi eve götür. Tamam kızım, tamam. Hadi gel, gidiyoruz. Hayır. Oğlumun ölüsünü veya dirisini görmeden bir yere gitmem. Tamam. Utanmazlar katiller. Melis, hadi sen de. Sen de dön babaannenle. Babamı görmeden hiçbir yere gitmem. Göstermiyorlar ki hiç kimseye. Ben buradayım. Babanı görebileceğimizi söylediklerini hemen size haber veririm. Gel. Hadi gidin şimdi, hadi. Gel çocuğum, gel. Gel. Susadın mı? Ha? Oğlum sen kendini mi öldürteceksin lan bana? Ne geziyorsun dibinde? Deli misin sen? Aman Azer ya. Sen beni öldürecek olsan şimdi 50 kere öldürürdün. Hadi hadi. Boş beleş konuşmayı bırak da Suat'la ne işler dönüyor aranızda? Ha? Ya gördüm. Ya ne konuştuğunuzu duyamadım ama olanı biteni gördüm. Ne oldu? Babanın mirasına ortak çıkıp bütün buralara ağa olmaya kalktı da delirtti mi seni? Sultan, bak ben zaten balataları yakmışım, normal değilim. Tamam mı? Çoluğunu çocuğunu anasız bırakmak istemiyorsan git buradan. Hadi. Sen de haklısın tabi. Zaten Dila'yla uğraşıyordun. Bir de şimdi başına kocası çıktı değil mi? Sense yapayalnızsın. Yalnızlık Allah'a mahsus derler ama herhalde bir de sana mahsus olsa gerek. Ha Azer? Sen gizli gizli beni mi dinliyorsun lan? Ha? Beni mi dinliyorsun lan sen? Aa,
Sen gizli gizli benim odamda bebeğimle ahbaplık ediyorsun da... ...ben seninle lanlılunlu konuşuyor mu Azer? Ama tabii yalnızsan bu senin kabahatin değil. Bak gel benden işbirliği et. Bak sana yardım edeyim diye çırpınıyorum ama sen hiçbir şey görmüyorsun. Bak herkes kendini birinin yanına attı. Dila desen bu adamı aldı yanına. Ya sen de gel benimle işbirliği et. Yetti bu inadın artık ama Azer ha. Acı aklını çalıştır aklını. Aklımı? Senin aklına oyacak olsa bu kafaya sıkarım lan ben direkt. Sultan, gölge etme. Başka ihsan istemez. Yallah. Savcım. Ne oluyor, ne bir hal? Rıza Selamoğlu'nu bıçakladılar. Göz göre göre öldürdüler adamı. Şu an koğuşlarda isyan var. Mahkumlar azıttı. Bana bak. Sen öldüğünü gözlerinde gördün mü? Cesedini gördün mü? Gördüm. Kanrevan içinde yerde yatıyordu. Alıp revire getirdik ama çok yaşamadı. Kucağımızda can verdi. Kalbinden bıçak yarası almış. Yapan her kimse işini sağlam yapmış. Bana müsaade sayın savcım. Tamam, kolay gelsin. Yapan işini sağlam yapmış demek ha. Eline sağlık. Efendim? Savcı hanım, haber vermemi istemiştim. Suat Bey geldi efendim. Tamam, Suat gelmiş. Doktor Bey, lütfen rolünüzü iyi oynayın, bir şey çaktırmayın. Sen de sakın kımıldama, tamam mı? Hayrola canım. Senin burada ne işin var? Ya ne bileyim, öyle sıkıldım evde. Biraz geleyim dedim. Ne demek senin burada ne işin var? Hatırlıyorsan eğer Rıza'nın dosyasını ben kapattım. Ölüm haberini de ilk bana verdiler haliyle. Bu soruyu benim sana sormam gerekmiyor mu ya? Hayrola Suat, burada ne işin var? Yani ben de haberi duyunca merak ettim, bir bakayım dedim. Ayrıca senin görevin neyse benimki de o Canan. Merak ettim. İçeri tıktırmak için 40 takla attığın adam... İçeride bıçaklandı ve öldü. Ve sen merak ettin öyle mi? Daha iyi bir yalan bulamadın mı? Ben adalet istiyordum Canan. Adamın ölmesini değil. Duyunca ben de çok üzüldüm. Bana maval okuma. Katillerin işini layığıyla yaptı mı yapmadı mı onu öğrenmeye geldin sen değil mi? Canan, sabrımı zorlama. Unutma ipin hala benim elimde. Saçma sapan konuşma da çekil önümden. Sen nasıl bu kadar çabuk öğrendin bunu? Nereden haber aldın? Ha Suat, kim söyledi sana? Adli tıptan arkadaşlar aradı. Benim bilmem iyi olur diye düşünmüşler. Şimdi izin verir misin? Göremezsin. Nedenmiş o Canan? Çünkü dava kiminse savcı odur. İzin vermiyorum. Benim çalıştığım yere adımını atamazsın. Anladın mı? Ben senden izin istemiyorum. Çekilir misin? Çekilecek misin, çekilmeyecek misin? Çekilmeyeceğim. Çünkü girmeye hakkın yok. Giremezsin. Bir savcının görevini yapmasına engel mi olacaksın yani? Görevi yapılmasına engel olunan bir savcı varsa o da benim. Şu an görevimi yapmama engel oluyorsun. Git buradan. Ha, şikayet et o zaman Canan. Gerekirse onu da yaparım. Kurumdakiler... Senin gibi daha önce ceza almış birine mi? Yoksa bana mı inanırlar? Onu da sen düşün artık ha. Ne cezası ya? Neden bahsediyorsun sen? Neden bahsettiğimi gayet iyi biliyorsun bence. İstanbul'dan buraya neden postalandığını biliyorum. Her şeyden haberim var. Vakti gelince onların da hesabını vereceksin teker teker. Çık git. Senin aynı odada nefes almak bile istemiyorum. Midemi bulandırıyorsun. Canan, haddini bil.
Bir saniye Rıza'yı göreceğim, gideceğim. Göremezsin. Buraya geldiğin günden beri işimi nasıl yapacağımı anlatmandan sıkıldım artık, anladın mı? Bu dava benim davam, burası benim sorumluluğumda. Daha fazla ayağımın altında dolaşma, çık git buradan. Canan, çık git. Çık dedim. Canan Hanım, Sayın Savcım, ne de olsa içeride bir cenaze var. Tartışmayın lütfen. Ben ölüm raporunu verdim. Canan Hanım tahkikatını tamamlasın ki cenazeye sevk edilelim. Hapishanedeki durumu görüyorsunuz. Bir an önce sevk edebilirsek herkes için iyi olur. Haklısınız doktor bey. Cenazenin önünde tartışmak hiç doğru değil. Kader işte. Tam da tahliye edileceği gün itin biri çıksın. Sonrası da malum. Ne talihsiz insanlar var bu dünyada. Rahmet dilemekten başka yapabileceğimiz bir şey yok. Kolay gelsin doktor bey. Kolay gelsin savcı hanım. Sayın savcım. Başınız sağ olsun. Sağ olun sayın savcım. Hepimizin başı sağ olsun. Bir şey fark etmedi ya. Savcı Hanım, Müdür Bey'e de söyledim. Eğer başımıza bir iş gelirse, üzerimize bir pislik bulaşırsa olup biteni anlatmak zorundayım. Doktor! Şu andan itibaren yaptığınız her şey savcılığın bilgisi dahilinde. Başınıza hiçbir şey gelmeyecek. Bütün sorumluluk bende. Korkmayın, tamam mı? Peki Savcı Hanım. Rıza, ailene söylemek zorundayız. Çünkü defin işlemleri için seni teşhis etmek zorundalar. Olmaz. Ama prosedür böyle. Olmaz. Onlar inanmazsa kimse inanmaz. Sen bana bırak. O işi bana bırak. Ben halledeceğim. Sen yeter ki o Dila'ya bir şeyden bahsetme. Tamam mı? Anlaştık mı? Tamam. Ne? Zaten öğrense kim bilir ne yapar. Ne yapacak Allah aşkına? Ne yapacak? O itle evlenmeleri önce düşünecekti o. Haklısın. Bizim aileden birine söyleyelim, düşünelim. Bu nasıl bir şey? Nasıl bir felaket? Abim nasıl ölür? Ölmedi o. Ben onun öldüğüne inanmadım. Ölmedi o. Allah'ım. Allah'ım atma. Ona bir şey olursa ben ne şey yapayım? Görmeden inanmam. Gözümle görmeden inanmam. Kardeşimden onu. Gösterecekler bana. Kardeşine göstermeyeceklerse kime göstereceklermiş? Göstermek zorundalar. Fatma Hanım, başınız sağ olsun. Dila, hadi gidelim buradan. Kanlı canlı götürdünüz abimi. Suçsuz yere içeride yatırdınız. Şimdi kalkmış cenazesini bile göstermiyorsunuz. Bu mu sizin adaletiniz? Ha? Bu mu bu savcı bey? İstediğiniz oldu mu şimdi? Dila, daha fazla rezalet çıkmadan gidelim buradan, hadi. Önce siz de evinize gidin. Hiçbir yere gitmiyorum ben. Abimi bana göstereceksiniz. Hiçbir yere gitmiyorum. Göstereceksiniz bana onu. Göstereceksiniz!
Silah kes artık şu ağlamayı. Ben sana ne dedim, sen artık benim karımsın. Karım gibi davranacaksın. Niye gittin oraya ha? Ne arıyordun orada? Her şey anladım kadın. Her şeyi Rıza için yaptım. Bütün bunları Rıza için yaptım ben. Artık Rıza yok, Rıza öldü. Sen benim karımsın, bunu unutma. Hala benim karımsın. Allah'ım ben onsuz yaşayamam. Ben rızasız yaşayamam Allah'ım. İn! İn dedim sana aşağı. Gel buraya. Gel buraya. Aç kulağını, beni iyi dinle. Sana son kez söylüyorum, artık Rıza falan yok. Rıza öldü, anladın mı? Senin kocan benim. Biz evlendik, nokta. Kalk, kalk. Kalk dedim sana. Gel buraya. Gel buraya. Yavaş kalk. Dinle beni. Senin kocan benim. Rıza yok artık, Rıza yok. Boşanacağım senden. Boşanacağım, duydun mu? Yapamazsın. Rıza'yı ben öldürmedim. Bunu kafana sok. Bak, ama öldürmek istemez miydim ha? O şerefe nail olamadım sadece. Ama kim var? O ağlayan kızın adı neydi ha? Fatma, kardeşi değil mi? Önce onu, sonra annesini. Gerekirse her şeyi yakarım, anlıyor musun? Anlıyor musun? Yapamazsın, sen hiçbir şey yapamazsın. Yaparım. Türkiye'nin hep zerreleriyle uğraştım ben. Hepsini yakarım onların. Hepsini yakarım. Allah belanı versin. Allah belanı versin Burak. Senin için her şeyi yaparım ben. Gel buraya. Gel. Burak. Gel. Allah belanı versin Burak. Dur, dur. Dur hemen. Fatma, sen ne yapıyorsun burada, iyi misin? Gel, seni eve bırakayım. Ölmüş. Abim ölmüş. Gerçekten ölmüş. O savcı söyledi. Başınız sağ olsun dedim. Biz onsuz ne yapacağız? Nasıl yaşayacağız? Tamam, sakin ol. Bak şimdi ben sana bir şey anlatacağım ama sen hiç kimseye söylemeyeceksin. Ailene bile bahsetmeyeceksin, söz mü? Rıza ölmedi. Ne? Abin yaşıyor. Ne? Fatma. Biliyordum. Ben bunu biliyordum. Yemin ederim biliyordum. Allah'ım sana şükürler olsun Allah'ım. Şükürler olsun, binlerce şükürler olsun. Allah'ım sana binlerce şükürler olsun. Fatma. Ne? Sakin ol, kimse bilmeyecek. Tamam. Sadece yaralanmış, ufak bir sıyrık. Önemli bir şey değil. Yaralanmış mı? Beni avutmak için mi söylüyorsun yoksa? Ne olur bunun altından da bir şey çıkmasın. Lütfen artık dayanamıyorum. Sinirlerim hiç dayanamıyor. Lütfen. Hayır bak, gerçekten ne söylüyorsun ama hiçbir şey yok. Merak edilecek bir şey yok, tamam mı? Allah'ım sana şükürler olsun Allah'ım. Fatma, bak şimdi. Rıza'yı herkes öldü bilecek. Biz herkesi buna inandırmak zorundayız. Resmi olarak da öldü görünecek. Tamam mı? Sen de kimseye söylemeyeceksin. Niye yapıyoruz böyle bir şey? Çünkü Rıza'yı öldürmek istediler. Biz bunun sorumlularını bulmak istiyoruz. O yüzden böyle bir oyuna başladık. Sen de hiç kimseye anlatmayarak bize yardımcı olacaksın. Tamam mı? Anlaştık mı?
Melis ne olacak peki? Annem ne olacak? Rıza zamanı geldiğinde onların da öğreneceğini söyledi. Ama şimdilik hiç kimseye bir şey anlatmak yok. Tamam mı? Melike Hanım, sofra hazır. Ben bir şey yemeyeceğim kızım. Çocuklar hadi sofraya. Melis'ciğim, hadi babaannem. Hadi bir tanem. Gel bir şeyler yiyelim. Canım istemiyor. Olmaz öyle halacığım. Hadi gel bir lokma ye. Bak hasta olursun sonra. Hadi gel. Melike Hanım, etraftan eşraftan bin bir türlü telefon geliyor. Başsağlığı dilemeye geleceklermiş. Ne diyeceğimi bilemedim. Bugün kimseyle görüşemem. Öyle söylersin. İstiyorlarsa yarın gelsin. Peki, anlaşıldı hanım. Melis. Hadi ama. Hadi canım, zorla kendini biraz. Babaanne. Canım. Babam verdiği sözü tutardı. Bir söz vermişti, gelecekti. Şimdi ben ondan nasıl hesap soracağım? Melis, ben sana bir şey söyleyeceğim, gel. Anne. Sana bir şey söyleyeceğim. Ama sakin kalacaksın. Ne oldu? İyi bir şey söyleyeceğim. Abim ölmemiş. Aa! Nasıl? Aa! Benim nasıl? Baban yaşıyor. Nerede? Nerede oğlum? Nerede? Abi. Nerede? Anne. 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 Aa, sakin anne. Ol. Anne. Kızım. Anne. 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 Anneciğim. Tamam bayıldı. Bir şey olmaz. Geçecek. Tamam. Tamam. Allah'ım inanmıyorum, inanamıyorum. Yavrum. Anneciğim tamam. Bak burada yemeğim işte. Hadi sen de iyi ol. Hadi. Böyle bir şey yapılır mı hiç? Ay ölüyordum. Ölüyordum oğlum, ölüyordum. Anne mecbur kalmasan böyle bir şey yapar mıydın? Ah ınsır çocuk.
Ben size dememiş miydim babam sözünü tutar diye? Bakın tuttu işte. Canım yavrum. Hoş geldiniz Rıza Bey. Hoş geldiniz. Koskoca Selamoğlu hapishane köşelerinde bıçaklansın ha. Diteber öldü adam. Olacak iş mi bu? Hak mı bu ya? Kimin yüzünden? Ha? Bir manyağın. Bir densiz manyağın. Başımızın püsküllü manyağının yüzünden. Ya bir manyaksa manyaklığını bilsin. Gitsin tedavi olsun artık ya. Rıza abi iyi adamdı, yazık. Aç kalsak, ortada kalsak ekmeğimizi verir, başımızı korurdu. Melike Hanım'ı da sayarsan ekmeğini yedik. Cenazesine gitmeli karı, helalliğini almalıyız ha. Gitmeli ya, gitmeli tabii. Vay gidene, nasıl yakışıklı aslan gibi adamdı ya. Yazık. Oh be, özlemişim odanı. Baba biliyor musun, ben senin öldüğünü hiç kalbime inandırmamıştım zaten. Ben babamı çok geç buldum. Hemen kaybedemem diyordum. Güzel kızım, ben de seni çok geç buldum. Ben de seni kaybedemem. Oh, nasıl özlemişim o güzel kokunu. Oh, iyi ki varsın. Bundan sonra elimden geleni yapacağım. Hep yanında olmaya çalışacağım, tamam mı? Üzülme. Aman böyle deme baba. Neden? Çünkü ne zaman böyle desem başımıza bir şeyler geliyor. Sen kaybolup gidiyorsun. Haklısın. Ama hayat böyle kızım. Böyle yazılıyor, biz de böyle oynuyoruz. Yapacak bir şey yok. Ama yine de ben elimden geleni yapacağım, tamam mı? Söz. Tamam. Ama söz verme. Hiçbir şey söyleme, sadece yanımızda ol. Tamam. Düşün bunları ya. Kal birazcık böyle. Oh, sen hayatımdaki en güzel şeysin. Çok şükür. Buyurun Melike Hanım, ilacınız. Allah. Anneciğim, iyi misin? İyi olacağım inşallah. Oğlum nasıl yaptın böyle bir şey? Ölüyorduk ayol hepimiz, çoluk çocuk cezaevinin önünde evladım. Hiç olmazsa bize söyleseydin. Ah seni bir güzel pataklamak var ama işte. Büyüdün artık, benim de halim yok. Bize söyle, bilelim bari. Sen de biliyordun değil mi? He? Biliyordun. Anne, mecbur kaldım böyle yapmaya. Ne yapayım? Eğer siz inanmasaydınız el alemi nasıl inandıracaktım ben buna? Başka bir çare olsaydı öyle yapardım. Ne yapalım? Yavrum, yavrum. Anasının kuzusu. Anladın mı kıymetimi? o şey var ya hani... Dila. Ah bir ayıldı bayıldı, bir ağlamalar, bir numaralar, bir şeyler. Riyakâr, koparacaktım kafasını. Bırakmadılar ki. Anne. Ne anne anne? Ne? Oğlum bak, bizim bütün bu başımıza gelenler hakkında sen ne düşünürsün bilmiyorum ama... benim inancım tam evladım. Bu şeytan üçgeni var ya, ben onlara bu ismi taktım, onlar bir çete. Dila paçavrası. Ölü suratlı savcı, bunda sapık psikopat kocası Azer, üçü bir olmuşlar. Seni, bizi, hepimizi yok etmeye an içmişler evladım. Bizim depomuzu yakanlar, seni öldürmeye kalkanlar, hep bunlar. Anladın mı? Ne istersen, ne dersen yapacağım, hepsi benim için tamam. Ama yeter ki bunların bu yaptıkları yanlarına kalmasın annem, ne olur Rıza'm. Anne, abim ölümden yeni döndü. Sen nelerin peşindesin, neyin derdindesin? 2 dakika huzur versen olmaz mı?
Fatma. Anne. Anne yeter. Benim de planım var elbette, değil mi? Bu kadar şeyi ben niye yaptım? Boşuna yapmadım ki. Merak etme. Hepimizin içi soracak. O savcı da. Azer de. Dila da. Hepsi yaptıkların bedelini ödeyecekler. Allah'ım nihayet yarabbim. Nihayet. Nihayet. Yalnız anne. Bak şimdi beni iyi dinle. İtiraz etme, tamam mı? Dediklerimi yapacaksın. Tamam. Gerçekten ölmüşüm gibi davranacaksınız. Evet anne, öyle olması gerekiyor. Tamam mı anneciğim? Oynayacaksınız, yapacak bir şey yok. Gerçekten cenazemi kaldıracaksınız. Taziye yapılacak, dualar, helva neyse. Tamam mı? Bu işin kuralı nasılsa aynen öyle yapacaksınız anneciğim. Oynayacaksınız. Olur mu evladım, hiç öyle şey? Anneciğim, başka çaresi yok. Melis de birkaç gün okula gitmesin. Tamam mı? Tamam mı anne? Mecburuz anne. İyi tamam, ne yapayım? Madem mecburuz. Hazır mısın? İşte olabildiğince. Sen yapabilecek misin? Ama ne bileyim ben. Bu yaştan sonra böyle artistlikler falan sabahtan bir elim ayağım titriyor. Onu boş ver de Melis de gelmek istiyor. Ben de götürmek istemiyorum. Şimdi çocuğun aklı karışacak, cenaze menaze. Bir konuşsan kızım onunla. Şimdi babasının cenazesine kızı gelmedi demezler mi? Ya gelip de orada her şeyi berbat ederse, ağzından bir şey kaçırırsa? Çok üzüldü, onun için getirmedik deriz. Hadi Fatma, bir konuş kızım be, hadi. Tamam, içeride hazırlanıyordu. Ben şimdi ona uygun bir şeyler söyler, okula yollarım. Tamam. Beni hiç dinlemeyecek misin bile? Sözümü bir kere olsun bile saymayacak mısın? Ben Rıza'ya gideceğim. Sen de buna engel olamayacaksın. Sana söylediğim onca şeye rağmen beni çiğneyip gidecek misin buradan? Sağ ol. Daha ne istiyorsun? Ettiği bir yere gitmesini istemiyorum. Annesi, kardeşi, çocuğu. Hepsi seni suçluyor Dila. Bunu bile bile oraya mı gideceksin? Ben Rıza'ya gideceğim. Sen dahil hiç kimse buna engel olamayacak. Thank you.
iki lokma bir şey yeseydiniz hanıma. Kahvaltıyı hazır ettiydik. Sağ ol Hayriye. Sahaya gidiyorum ben. Biz de birazdan hazırlanıp çıkacağız cenazeye. Hepimizin başı sağ olsun. Rıza Bey'e çok üzüldü hanıma. Ya böyle olmaması lüzum ederdi. Başımız sağ olsun. Gitti yandan gibi adam. Böyle bir aşk. Yazık be. Ne zaman konuşacaksınız? Böyle bekleyeceğiz mi? Bildiğimizi anlattık savcı hanım. Başka da ekleyecek bir şeyimiz yoktur. Ya siz kimi kandırdığınızı zannediyorsunuz ha? Karşında kim var sen biliyor musun? Son kez soruyorum. Emri kim verdi? Emir falan yok. Canımızı sıktı, ağır konuştu. Dayanamadık, bıçakladık. Ya sus! Sus bir de yalan söyleme. Siz bıçağı nasıl soktunuz içeri? Bana bakın, atarım sizi içeri, susuz katıksız geberip gidersiniz, kimsenin ruhu duymaz, anladınız mı? O yüzden şimdi bana bir cevap vereceksiniz siz. Ama son kez soruyorum. Emri kim verdi? Emir falan yok, savcı hanım. Yeminle, sövdü, ağır konuştu ve dayanamadık, bıçakladık. O kadar. İyi madem. Ben sizi konuşturmayabilirim ama. Müdür bey. Buyurun sayın savcı. Muhterem Müslümanlar, cenaze namazı için saf düzeni alalım. Allah için namaza, meyyit için duaya, peygamber için salavata, er kişi niyetine, uyum hazır olan imama. Allahu Ekber. Thank you.
rahmet eylesin. İş adamı Rıza Selamoğlu cezaevinde uğradığı bıçaklı saldırı sonucunda hayatını kaybetti. Olay yerinde öldüğü belirlenen Selamoğlu cinayet suçuyla yargılanmış ve tüm suçlardan atlanmıştı. Vay be. Koskoca Rıza Selamoğlu. Sen yaptırdın. Ben mi? Sence ben altın yumurtlayan tavuk kesecek kadar salak mıyım? Rıza. Başın sağ olsun. Sonuçta evladının babası tabii. Benim gitmem lazım. Kadir. Benim kızımı görmem lazım. Melis'in bana ihtiyacı vardır şimdi. Ha? Git. Bu iş bitti sanma sakın. Rıza ölmüş, duymuyor musun? Daha ne parası istiyorsun benden Kadir? Senden bir şey isteyen yok. Ben artık bu iki aileyi soyuşturacağım. Benimle ne ilgisi var bunun? Hiçbir şey değişmedi. Sen artık benim ajanımsın. Kızınla barış, yasınızı tutun. Ve şunu sakın unutma. Ben izin verdiğim için nefes alıyorsun. Vay. Nasıl yiyoruz ha Morta? Şimdi ne yapacağız? Yasin vel Kur'anil Hakim inneke le minel mursalin ala siratil
Başınız sağ olsun Fatma Hanım. Allah rahmet eylesin. Sağ ol Nigar abla. Başınız sağ olsun Fatma Hanım. Sağ ol. Başınız sağ olsun. Sağ ol. Rıza'nın bir zeyliği büyüktü. Allah rahmet eylesin. Allah razı olsun. Başınız sağ olsun. Allah sabır versin. Sağ ol teyze. Fatma, yeni duydum. Abin... Kaybettik Arzu. Başın sağ olsun. Sen sağ ol. Şey, Melis nerede? Odasında dinleniyor. Fatma, Melis'i görebilir miyim? Yani... Anne. Canım kızım benim. Hiç merak etme, ben yanındayım, tamam mı? Sen bilmiyor musun? Melis, odana gider misin? Bizim annenle konuşacaklarımız var. Neyi bir tanem? Anne babam ölmedi, yaşıyor. Melis! Anlamadım. Bunların hepsi bir oyun. Babam hayatta. Anlamadım. Melis odana canım. Bizim yalnız kalmamız lazım biraz. Konuştuktan sonra yanıma gelir misin? Olur tabii, olur. Arzu, anlatacak kadar çok zaman yok. Sen bunları duymadın. Bunu saklayacaksın, tamam mı? Söz ver bana. Tamam. Tamam da bütün bunlar ne o zaman? Ben hiçbir şey anlamadım. Arzu, bana söz ver dedim. Bunu gizleyemezsen abim seni mahveder. Biliyorsun bunu. O yüzden çeneni kapalı tutacaksın. Söz mü? Tamam. Söz. Beklemekten usandım. Bir haber var mı bu? Bir sonuca ulaştın mı? Rıza, bak bu öyle kolay bir iş değil. Bir sürü prosedür, ıvır zıvır. Ya ben bir haftadır gece gündüz bu işle uğraşıyorum. Biraz sabret lütfen, bana biraz zaman tanı. Canan, peki ben niye o zaman ölü taklidi yapıyorum ya? Niye düzenlendi o kadar cenaze, o kadar iş oldu? İnsanlar üzüldüler. Ne yaptık bunları? Yasal yollardan halledeceğiz dedin. Ben de tamam dedim. Bir hafta oldu diyorsun. Bak kendi ağzında söylüyorsun. Hiçbir şey olmuyor. Ya ben bana bu kadar yapılan şeyden sonra böyle eli kolu bağlı oturacak bir adam değilim Canan. Sağ ol her şey için. Bırak bundan sonra ben kendi işimi kendim halledeyim. Sakın. Rıza bak sakın kendi başına bir şey yapma lütfen. Ben halledeceğim her şeyi. Biraz sabırlı ol lütfen. Canan bırak Allah aşkına. Yasal yollardan falan olmuyor. Bak bir hafta bekledik. Bırak ben kendi işimi hallederim. Sağ ol her şey için. Çok teşekkür ediyorum sana. Sağ ol. Sağ ol. Sağ ol. Rıza. Hepiniz telefonu suratıma kapatın, değil mi? Hep kendini düşünsen. Ben Nilay'a ne diyeceğim peki? Daha ne kadar saklayacağım? Beni çağırmışsın abi. Azeri ara. Buluşmak istediğini söyle. Sessiz sakin bir arasın. Sonra ne olacak peki? Onunla yarım kalan hesabımı göreceğim. Abi yapma. Değer mi hiç onun için? Zaten başını yeni kurtardın bir beladan. Ara. Buluşmaz ki benimle zaten. Buluşur. Sen bir yalan söylersin. Hadi ara. Olmaz. Ara! Bartırma beni. Hadi. Alo Azer. Konuşmamız lazım. Numara yapma. Ara. Ara.
Efendim? Azer. Konuşmamız lazım. Ne konuşacağız? Abim öldü. Annem de sen perişan. Etrafında hiç kimse kalmadı. Kimsem yok. Ne yapacağımı bilmiyorum. Seninle konuşmamız lazım. Fatma, ben meşgulüm. Zaten ben de şimdi söylemiyorum. Bir saat sonra Ceyhan kıyısındaki o harabelere gelsen konuşsak olmaz mı? Tamam, bir saat sonra orada olurum. Tamam. İnan çok ihtiyacım olmasa aramazdım seni. Görüşürüz. Lan oğlum, sen lamba cini misin lan sürekli benim k***min dibinde ha? Ne oldu? Ne diyor Fatma? Onu da mı duydun lan? Konuşmak, görüşmek istiyor işte, bir şey değil. Anladım. Peki sen düşündün mü? Birlikte miyiz? Birlikte miyiz? Sultan, biz ne ara bu kadar samimi olduk? Ben o arayı kaçırmışım büyük bir ihtimalle de. Sen neye kuruluyorsun böyle ha? Oğlum, birlik birlik yok lan. Unut. Azer, sen böyle evelenip gevelenirken Dila'yla o yılan dilli kocası kim bilir ne planlar peşindedir ha? Ya acilen bizim de bir plan yapmamız lazım. Yoksa çok vurursun kafanı taşlara. Sultan, sana bu işten ekmek yok kızım. Hadi kendi yoluna. Yallah. Abi, zorla beni arattın ama bir kez daha düşün. Böyle bir pislik için kendini yakmaya değer mi hiç? Bunları sen düşünme canım. Ben düşünürüm, tamam mı? Daha yeni kavuştuk zaten. Bizi düşün, Melis'i düşün. Sizi düşünmeseydim zaten ben şu anda burada olmazdım. Her şeyi yakıp yıkmış, defolup gitmiştim buralardan. Depolarımızı, mallarımızı, mülklerimizi yaktılar. İçeride beni öldürmeye kalktılar. Ailemize neler yaptılar? Cezasız mı kalacak bunlar? Ben zaten Dilan'la evlendiği gün öldüm. Tamam mı Fatma? Herkes cezasını çekecek. Çekecek. Abi yapma Allah aşkına. Yapma. Yapacağım. Peki sana desem ki Dila sana ihanet etmedi. Desem ki sana Dila seni kurtarmak için yaptı. O da bir oyuna geldi. Nasıl? Sana bunları söylemeyecektim. Dila'ya söz vermiştim. Ama görüyorum ki işler iyice içinden çıkılmaz bir hal alıyor. Anlatacağım. Dila sana ihanet etmedi. Nasıl? Sana ne söylediyse, ne yaptıysa seni kurtarmak için yaptı. O Suat denen pislik, o savcı bozuntusu gitmiş Dila'yı tehdit etmiş. Rıza'yı içeriden çıkarmam demiş, onu içeride öldürtürüm demiş. Sonra da benimle evlenirsen onu kurtarırım demiş. Dila kendini yaktı. Seni kurtarmak için gitti o herifle evlendi. Fatma. Dila hapishaneye geldi bana. Seninle tanıştığımdan beri mutsuzum dedi. 3-5 gün mutlu olabildim, gerisi bela. 50 kere ölümden döndüm, onu yaşadım, bunu yaşadım. Biz yapamıyoruz, biz kavuşamayacağız dedi. Ben aile olmak istiyorum dedi. Ben de inandım. Zaten içeride yatıyordum. Beni beklemesini istedim, ne bileyim. Demek çok iyi oynadı. İnandım. İnandım ben. Peki Fatma. Bunu bana şimdi mi söylüyorsun Fatma? Bu kadar önemli bir şey. Sana söyleyemedik. Zaten nasıl söyleyecektik? İzin vermezdin ki. Razı gelmezdin. Hadi bunları boş ver, gider kendini daha kötü yakardın. Asıl ben sana inanamıyorum. Sen nasıl anlamadın? Nasıl şüphelenmedin? Seni bu kadar seven bir kadının gidip başka bir herifle evlenebileceğine nasıl aklın kesti? Ne bileyim, gerçekten söyledikleri doğruydu Fatma.
Benimle birlikte olduğu günden beri başı beladan kurtulmadı. Mutlu olamadık, kavuşamadık, olmadı. İnandım işte. İnandım. Bak ne olur doğru söyle. Bak bu çok önemli bir şey Fatma. Sen bunları beni caydırmak için mi söylüyorsun? Hayır abi. Lütfen. Sana yemin ederim ki söylediğim her şey doğru. Şimdi söyle bana. Azer'i öldürüp katil olursan... ...Dila'yı o pislik herifin elinden nasıl kurtaracaksın? Hadi kurtardın diyelim. Nasıl tekrar birlikte olacaksınız? Ne olursun bir kez daha düşün. Bir yolunu bulunurdu. Kaçardık, ülkeyi terk ederdik hep beraber. Ayrıca Azer ayrı, Dila ayrı. O yıl sana yaptıklarını, bana yaptıklarını, ailemize yaptıklarını ödeyecek. Dila'yı ne yapacağız? Hanıma Canan Hanım geldi. Nasılsın? Nasıl olayım? Dava dosyası elindeki. Evet, al. Suat'ın çok işi vardı adliyede. Çıkmaya fırsat bulamaz diye ben de çıktım geldim. Hepsi bu mu? Bunlar mı var sadece elinizde? Rıza'yı bıçaklayan iki zanlı var. Onların ifadeleri, bir de suç aleti. Başka da bir şey yok. Peki onları kimin azmettirdiğinden bahsetmemişler mi? Azer'den, Suat'tan? İkisi de konuşmuyor. Suat'la da Azer'le de herhangi bir bağlantı kuramadık. Dayanamıyorum. Böyle elim kolum bağlı yaşayamıyorum. Dayanacak gücüm kalmadı. Dila sen niye çiftlikte kalıyorsun? Gitsene buradan biraz. Herkesten, her şeyden biraz uzaklaşmaya ihtiyacım var. Git kafanı dinle bir yerlerde. Bir haftadır uğraşmıyor benimle. Odama bile girmiyor. Gitmeye kalkarsam olay çıkarır şimdi. Halini görüyor. Buna da bir şey diyecek hali yok herhalde. Onunla uğraşacak gücüm yok. Peki bu daha ne kadar sürecek böyle Dila? Sen bu işi çözene kadar. Rıza'ya bunu yapanın kim olduğunu bulana kadar. Azer'se Azer, Suat'sa Suat. Bulup cezasını çekmesini sağla. Söz verdim Dila. Dila söz verdim bulacağım. Ama biraz zamana ihtiyacım var benim. Sen de bu zaman içinde biraz git kafanı dinle. Kendine gel. Mesela dağ evine git biraz. Ha? Suat'tan da uzak kalmaya ihtiyacım var. Bak onu iyice kurtlandıracaksın. Onu iyice işkillendireceksin, korkuyorum. Ağzından bir şey kaçıracaksın sonra. Bilmiyorum. Yasemin. Buyurun Canan Hanım. Canım Dila'ya ufak bir çanta hazırlar mısın? Daha evine gidecek. Belki orada kalır bu gece. İtiraz istemiyorum. Hemen hanım. Yine peşime düşecek. Rahat vermeyecek bana. Hayır. Hayır öyle bir şey olmayacak. O nereye gittiğini bilmezse bir şey yapamaz. Çok rahatsız olursan telefon edip haber verirsin. Korkma bir şey olmayacak. Seni bu halde gördükçe daha da nefret ediyorum Suat. Daha da hırslanıyorum. Dila. Ben bu işi çözeceğim. Yemin ediyorum. Ama sen yeter ki iyi ol, tamam mı? Gene fitri fitri geziyor senin sultan karısı. Ayrıya. Karı gel gel. Sultan bu. İpini iki direm salarsan bir daha geri toparlayamazsın. Azer'le de çok sıkı fıkı şu aralar. Günde üç kere kırtlak kırtlağa geldikleri zamanlar geçmişte kaldı. Yine peşinden ayrılmıyor ya.
Eceli gelen koyun, kasabın bıçağını yalar, o hesap. Sultan Garı Sami çatlağa akacağını iyi bilir. Yani bir ışık görmezse dümeni oraya kırmaz. He. Ayrıca cerahatını, kötülüğünü akıtacak bir delik bulmuştur o. Kötüye bir şey olmuyor vesselam. Kötülük akıp gidiyor, kurtuluyor. Ben artık bir yuva kurmak istiyorum, anladın mı? Kendime bir şans almak istiyorum. O yüzden Suat'la evleneceğim. Bu paçavrayı nasıl yedin sen usta? Hem de o herif için. Senin hiç mi onurun yok? Hiç mi gururun yok? Ah be Dila, nasıl inandım ben sana ya? Nasıl? Ben de mutlu değilmiş de, huzurlu bir hayat istiyormuş da. Oldu. Ben de inandım işte. Allah Allah, hadi ya. Bakalım gene ne yalanlar uyduracaksın. Lan Azer, nereden geldin ki sen buraya? Bir zamanların aşk yuvası. Aşkına da yuvasına da. Cehennemin kapısından almadılar. Çok sıkı bir dostum varmış Azer diye. Onu da al. Öyle gel dediler. Ben de seni almaya geldim.
Keşke hep burada yaşasak. Keşke. Niye aldın sen öyle? Ne düşünüyorsun? Bir çocuğumuz olsa. Aile kursak artık. Keşke. Ben de çok istiyorum. Ne duruyoruz o zaman? Hadi evlenelim yani. Kaç kere denedik Dila? Cenazene gelmişim. Tabutunu taşıdım ben senin be. Ulan utanmadan bir de benim tabutumu mu taşıdın? Ha? Şerefsiz. İyi ders olsun sana. Bundan sonra kimi taşıdığına bakarsın. Şimdi seni geberteceğim Özer. Bu sefer gerçekten gebereceksin. Ama önce sana bir iki soru soracağım. Doğru cevap ver. Azıcık da olsa şerefli bir adam olarak kitap ödüyor. Hapishanede o ipleri sen mi saldın peşime? O beni bıçaklamaya kalkındı mesela. Ben yaptırdım. Hayret. İlk defa doğru konuşuyorsun Hazar. Neden? Ha? Neden oğlum? Lan ne yaptım ben sana? Dünyada en çok istediğin şey Fatma'ydı. Aşığım dedim, sana inandım. Senin aşkına inandım, Fatma'yı sana verdim. Seni affettim, barıştık. Akraba oldum. Neden? Kardeşim senin çocuğunu taşıyor karnında. Senin kanından, benim kanımdan Hazar. Ben dayısıyım. Nasıl bakacaktın çocuğun suratına? Dayını ben mi öldürttüm diyecektin. Ha? Fatma'nın suratına nasıl bakacaktın? Her baktığında aklına ben gelmeyecek miydim? Sen ne arsız, ne namussuz, ne şerefsiz bir adamsın. Neden? Keşke bana Fatma'yı vermeseydin. Keşke vermeseydin de kavuşamasaydık. Belki benim aşkım devam ederdi. Belki ben hala onu seviyor olurdum. Oğlum sen ne saçmalıyorsun lan? Ha? Fatma'ya aşık değil miydin oğlum sen? Ha Hazar? Lan yıllarca peşinden koşmadın mı lan Fatma'nın? Çocukluğundan beri peşinde değil misin lan? Bilmiyor muyuz lan? Fatma için babanı karşına almadın mı? Beni karşına almadın mı? Ha? Evime gizlice girmedin mi lan? Kaçırmadın mı şerefsiz? 50 kere gebertecektim lan seni. 100 kere ölümden döndüm Fatma için. Ağladın zırıl zırıl. Ne oldu lan şimdi? Ne oldu lan söyle? Söyle ulan! Söyle lan başka bir şey varsa de. Söyle Hazar! Ulan rahat geber söyle! 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 Benim çocuğum. Benim çocuğum olmuyor Rıza Bey. Ben dönsüzüm ben. Ben kısırım. Sultanın doğurduğu de Fatma'nın karnındaki çocuk da benden değil. Ben yarım adamım.
kocam almaz beni. O yüzden böyle delirdim ben. Ben o yüzden Fatma'nın peşini bıraktım. Kader benim boynuma bu yuları bağlamış. Hiçbir şekilde çıkaramıyorum. Kardeşim beni aldattı Rıza Bey. Benim çocuğum olmuyor ki. Kısırım ben. Aldattı beni. Duydun işte Rıza Bey. Fatma benim bu dünyada tek sevdiğim, en sevdiğim. Kurban olduğum ya. O da beni aldatınca benim gözüm hiçbir şeyi görmez oldu. Ondan, senden. Bu dünyadaki her şeyden intikam almak istedim. Canını yakmak istedim. Hep bu yarım adamlığımdan. Vur beni Rıza Bey. Bak sen beni vurduğunda cehenneme göndermeyeceksin. Beni buradaki cehennemden kurtarırsın en azından. Vur beni. Allah'ını seversen vur beni. Sen de şu kadarcık akıl yok Özer. Şu kadar zeka yok sende. Ulan Fatma seni hiç aldatır mı? Ha? Fatma seni aldatacak. Ulan Fatma sana aşıktı lan. Deli gibi seviyordu seni. Ona bütün yaptıklarına rağmen, kaçırmana rağmen, o iğrenç şeyi yapmana rağmen, bize ailemize yaptıklarına rağmen, bütün manyaklığına rağmen Fatma seni gerçekten seviyordu. Ben onun gözlerinde gördüm sana olan aşkını. Anlamadım ama gördüm. O yüzden sana verdim. Senin aşkına da inandım. Bu sefer benim kardeşim sana. Ben bu dünyada var ya, senin kısır olmana rağmen, dönsüz olmana rağmen Fatma'nın senden hamile kalacağına inanırım. Ama Fatma'nın seni aldatacağına hayatta inanmam. Ölsem inanmam. Fatma yapma söylemiş. Rıza Bey. Kısır olsaydın ne yapardın? Neye inanırdın? Ne düşünürdün? Ben Fatma'ya inanırdım. Fatma'ya inanırdım. Allah'a şükür bana bu kız bu çocuğu verdin diye. İkisine de sarılırdım. Sevdiğim kadına inanırdım. Sana ne yapacağım biliyor musun?
Söylediğin gibi. Seni öldürmeyeceğim. Öldürürsen kurtulursun. Bu dünyayı sana cehennem edeceğim Azer. Bundan sonra kardeşimin bir kilometre yakınına yaklaşamayacaksın. Hayatın sana en büyük hediyesini, çocuğunu hiç göremeyeceksin. Onun mis kokusunu koklayamayacaksın. Allah'ın sana verdiği en güzel şeyi, en güzel hediyeyi göremeyeceksin. Ne Fatma'yı ne onu sana göstermeyeceğim. Senin cehennemin burası Azer. Seni kurtarmayacağım. Sana üzüldüm ama sen bunu hak ettin. Şimdi beni burada görmedin. Bu konuşmalar aramızda geçmedi Azer. Tamam. Özellikle o savcı iti beni öldü bilecek. Hiçbir şey anlatmayacaksın. Aptalsın Azer. Aptal. İyi diyorsun Rıza Bey. Sevdiğin kadının seni kurtarmak için o salak savcıyla evlendiğini göremiyorsun ama. Lan oğlum Azer, senin raporun var lan. Senin çocuğun olamaz ki. Raporun var senin. Benimle dalga geçiyorlar. Dalga geçiyorlar benimle. Aynı acıyı tattıracağım onlara, aynı acıyı. Aynı acıyı. Sana bu acının aynısını yaşatacağım. Aptal Azer. Aptal. Efendim Canan. Rıza. Dila çok kötü durumda. Ben onu böyle gördükçe daha fazla dayanamıyorum. Her şeyi anlatmak istiyorum. Yani daha ne kadar saklayabilirim bilmiyorum açıkçası. Ondan gizlemeye gerek yok artık Canan. Nasıl? Söyleyecek misin? Fatma bana her şeyi anlattı. Neden o Suat'la evlendiğini. Çevirdiğiniz bütün dolapları, her şeyi biliyorum. O kadar rahatladım ki şu anda. Bir yanda senin yükün, bir yanda Dila'nın ki. Yani dayanamıyordum artık. Omzumdan büyük büyük kalktı. Çok sevindim. Ebe Canan, sen neden beni uyarmadın? Neden o ite engel olmadın? Yapabilirdin. Dila söz verdirdi. Tanımıyorsun sanki. Ayrıca zaten ben öğrendiğimde iş işten geçmişti. Ne söylediysen fayda etmedi. Yine burnunun dikine gitti. Neyse, tamam. Neyse. Ne yapacaksın peki? Görüşecek misin Dila'yla? Dila nerede şimdi? Daha evinde. Zar zor ikna ettim biraz dinlensin diye. Tamam, ben hemen onun yanına gidiyorum. Tamam.
Ben şekeri bıraktım Dila. Unuttun mu? Neredesin? Göl kenarına gelsene, göl kenarına. Çatal Hanım'ın oraya. Kime sorsan gösterir. Tamam. Acele et, bekliyorum seni. Fatma her şeyi anlattı Dila. Her şeyi biliyorum. Benim de hatam var. Anlamam gerekirdi. Sen karşımda öyle kıvranırken... hiç böyle bir şeye ihtimal vermedim. Ama rolünü çok iyi oynadın. Ben bile inandım. Benim için yaptığın bütün bunları biliyorum ama... yine de bu yaptığını hazmedemiyorum Dila. Kabullenemiyorum bir türlü. Başka bir yolunu bulurduk. Başka yol yoktu. Başka çarem yoktur Rıza. Yoksa seni kurtaramazdım. Dila, seni buna mecbur eden, bizi bu duruma sokan o iti öldüreceğim Dila. Haberin olsun. Gerçekten öldüreceğim. Rıza. Hak etti. Rıza bak, ne olur böyle şeyler söyleme artık, yeter. Yaşadıklarımız yetmedi mi? Hem öldürünce ne olacak? Sen yine kaçak, ben yine peşinde. Böylece dolaşsın mı o herif? Dokundu mu sana? Yapmadı, yapamaz da. İzin verme. Aklına böyle şeyler getirme. Biliyorum izin vermezsin. Saçmaladım işte. Böyle bir şey olduğunu tahmin etsem burada oturamazdım Dila. Gel. Gel hayatımın aşkı, gel. Neler yaşıyoruz böyle? Kadir. Kadir Bey. Kadirciğim. Deli Kadir. Sen hangisisin? Sizin için hangisi uygunsa o benim. Yani ben ne dersem o musun? Yani ben sana benim köpeğim ol desem olur musun? Git şunu al getir desem ama sonra mükafatını versem. Yoksa ben yapamam. Benim başım ağrır, kıçım ağrır gibi bahaneler mi uydurursun? Karşılığını layığıyla aldıktan sonra... size ne lazımsa ben onu yaparım. Ne lazımsa?
Hı hı. Depo yakma işine benzemez ama bu isteyeceğim. Dedim ya, fark etmez. Dila Barazoğlu'nu kaçıracağım. Ben sana nereye kaçıracağını, ne yapacağını söyleyeceğim. Yapabilir misin? Yapmak dert değil de ne işine yarayacağım? Orasını da dert etme sen. Yap, mükafatını al. Yapabilir misin? Yaparım. Yasemin. Buyurun Suat Bey. Dila sana nereye gittiğini söyledi mi? Yok, söylemedi. Bak, biliyorsan söyle. Karısın ya. Kötü şeyler düşünmeyelim, konuşmayalım. Çok güzel bir gece geçirelim. Sabah birlikte kahvaltı edelim. Eski günlerdeki gibi. Eskimizde de böyle saatlerce oturup ateşe bakar. Filmizlerdik. Kavga ederdik. Ben seviyordum seninle kavga etmeyi. Vallahi. Alışması güzel oluyor. Çok özledim hepsini. Çok. Ben de. Kaç saattir arıyorum, ulaşamıyorum. Ortalıkta yok. Başına bir şey gelmiş olabilir. Yok canım. Ne gelecek başına? Bir şey olmaz, siz merak etmeyin. Dur bekle. Bir daha arayayım. Suat arıyor. Lütfen yanımda konuşma diyor. Dışarıda konuş. Aç şunu Dila, aç. Ne istiyorsun? Dila neredesin sen? Kaç saattir seni arıyorum. İyi misin? Dolanıyorum ben. Kafamı dağıtmaya ihtiyacım var. Birazdan gelirim. Bekleyeyim mi seni? İster bekle, ister yat, sen bilirsin. Ya söylesene neredesin, gelip alayım seni. Dolanıyorum dedim ya. Kapatıyorum ben. Dila, Ne diyor? Neredesin diyor. Dila Allah aşkına bırak geberteyim o adamı. Saçmalamırsa. Dünyaya iyilik olur, yaşamasın o pislik. Kaç kez konuştuk bütün bunları. Hiçbir şey olmaz. Rıza. Bak bir kere olsun beni dinle. Bir kere olsun. Beni seviyorsan. Seni seviyorum tabii ki Dila. Bırak bu işi canın halletsin. Bunu bize zaten borçlu. Bırak her şeyi o yapsın. Söz ver bana. Şimdilik veremem.
Söz ver. Boş ver şimdi konuşmayı. Dur. Yasemin, Azer nerede? Azer Bey de yok Suat Bey. Azer Bey de yok. Dilek Hanım da yok. Ne oluyor? Ne dönüyor burada? Yasemin bak, eğer bir şey çeviriyorlarsa ve sen bunu biliyorsan... bana söylemezsen külahları değişiriz. Hadi söyle şimdi. Nereye gitti? Vallahi bilmiyorum Suat Bey. Hem hanımam nereye gittiğini söylemez ki. Hesap vermek adeti değildir. Bugün de söylemedi. Hem izin verirseniz ben biraz işlerim var, onların başına döneyim. Kuruları beri buraya ayak basan en büyük pislik sensin de... nasıl bir dümen çevirip buraya kapı attığını anlayamadım Savcı Efendi. Onu bir anlasın, işte o zaman yırttık. Yırttık mı oğlum? He? Yırttık mı? Bahçeden gelen boruları, hepsinin onun böyle contalarını da sök. Arkada böyle ağırın arka tarafına güzelce dizilirsin. Bütün böyle bütün contaları, sorunların hepsini sık. Şeyleri de at, böyle arkaya götür. Hadi bakalım. Sarıca, bak. Temizle, sen de. Hadi gel. Tamam. Gel, gel, gel Sarıca, hadi. Fikret söyle. Sana verdiğim telefonla ilgili bir şey bulabildin mi? En son sinyal nereden alınmış? Tamam. Tamam, biliyorum orayı. Tamam, çok sağ ol. Bu iyiliğini unutmayacağım. Dila, sen nereye gidersen git. Nereye kaçarsan kaç, ben seni yine bulurum. Günaydın beyim. Sabah şerefleri helal olsun. Çekil Cenip, seninle uğraşacak halim yok. Beyim, şoföre söyleseydik de gitmek istediğiniz yere kadar sizi... Gök götür. Havasından mıdır, suyundan mıdır, nedir? Akıllı giren deli çıkıyor burada ya. Asıl sen istiyorsun diye. Tamam, şimdilik bir şey yapmayacağım. Rıza bak, bana söz verdin. Sözünü tutacaksın, unutma. Rıza lütfen. Tamam, şimdilik. (Gülüyor)
Sağ ol.